Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki Odak programında Türkiye siyasetindeki son durumu mercek altına alacağız. Konuğumuz da Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu olacak. Odak başlıyor. Türkiye siyasetini Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu değerlendirecek. Sayın Serdaroğlu Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezo Hanım. Çok teşekkür ederim bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. İlk olarak anketlerle başlayalım. Son dönemde anketler AKP'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a müjdeler veremiyor. Gittikçe oylar eriyor. Bunun sebebini ne olarak değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir şey söyleyeyim sorunuza yanıt vermeden evvel. Bu AKP'nin düşmekte olan oy oranları da gerçeğe yansıtmıyor. Çünkü Türkiye'de bu pandemi koşulları ve iktidarın bir korku iklimi sebebiyle anketler yüz yüze yapılamıyor zaten. Telefonla yapılıyor bütün anketler. Yani eskiden anketörler gider, insanlarla konuşurlar, sonuçların neticelerini, düşüncelerini alırlardı. Bu doğruya yakın bir şey veriyordu bize veri olarak. Ama şimdi değişti tabii, telefonla oluyor. Yani AKP'nin oyu bugün gösterildiği gibi %28-29, yani 30'un altında değil, çok daha aşağıda AKP'nin oyu. Bunun olması da doğal. Yani Türkiye'de biz o kadar rahatsızız ki nefes almakta güçlük çekiyoruz. Tabii fiziki anlamda söylemiyorum bunu ama özgürlükler anlamında söylüyorum. Nefes almakta güçlük çekiyoruz. Onun ötesinde tamamıyla bir yolsuzluk iktidarı, mafyanın devletin içine girdiği bir iktidar, çalışanların, emekçi kesimlerin çok sıkıntıya düştüğü bir dönem. Açlık durumundan artık yani çok ciddi ekmek bulamama konumuna gelen insanlar var Türkiye'de. Bu durumda iktidarın tabii ki oyunun düşmesi lazım. Bugüne kadar zaten bunların şimdiye kadar olması lazımdı ama şimdi oldu kısmet. Bundan sonra çok daha güzel günler olacak Türkiye'de inşallah. Peki bu eriyen oyların nereye gittiğini öngörüyorsunuz? Bir de Türkiye'de bir erken seçim tartışmaları var. İktidar cenahı her seferinde 2023 genel seçimlerine işaret ediyor ama bir erken seçim bekliyor musunuz? Erken seçim iktidarın şu an yapması mümkün değil. Oyları düşüyor ama bir de tabii Türkiye'deki siyasi ve ekonomik verileri değerlendirmek çok zor. Doğruyu bilmiyoruz çünkü. Normal bir düzen yok. Yani Tayyip Bey tek başına karar veriyor, ertesi sabah onu yapıyor. Yani gece ne rüya görürse ertesi gün onu uyguluyor zaten. Onun için sağlıklı bir değerlendirme olmaz bu. Ama erken seçimin 2023'te veya çok mecbur kalmadığı takdirde, daha önce ama 2022'de yapılması gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. AKP'nin oyları eriyor. Ama bakıyorsunuz muhalefetin oylarında da bir artış yok. Bu şundan kaynaklanıyor Evzu Hanım. Yani Türkiye'nin seçmen yapısını, Türkiye'nin siyasi haritasını bakarsanız buradaki büyük çoğunluk oy merkez sağ oylardır. Yani geçmişte bizim Doğru Yol Partisi'nde, daha evvel Adalet Partisi'nde, ondan evvel Demokrat Parti'de ki Demokrat Parti'ye oy veren topluluklardır. Bunlar Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi birleşmesi sırasında Mehmet Ağar'la Erkan Mumcu'nun
karşılıklı bir sıkıntı yaratması, Tayyip Bey'in bu işe el atmasıyla Tayyip Bey'in tek başına iktidarına yol açtı ve bu oylar AKP'ye gitti. O günden beri de AKP'de bu oylar. Bunları yani Türkiye'de AKP'yi değiştirmenin altın anahtarı bu merkez sağ oylara tekrar sahip olabilmektedir. Bunu da biz yapacağız. Bu oyları biz alacağız. Biz şu an ambargoluyuz. Yani nasıl bir ambargoluyuz? Türkiye'deki ulusal televizyonlara çıkmamız isim verilerekten yasaklanıyor. Çünkü Türkiye'de özgür bir medya yok biliyorsunuz yani. Birkaç tane televizyon var, onlara çıkıyoruz ama orada da konuşurken neredeyse kılı kırk yarıyoruz. Çünkü talimat veriyorlar. Hemen Rütük derhal oraya en ağır cezayı veriyor. Zaten en son mesela benim bir Tele1'deki programa çıktım. Tele1'e para cezası uyguladı Rütük. Başındaki bir hem Halk Bankası'nın yönetim kurulu üyesi hem de Rütük'ün başkanı olan bir beyefendi var. Onun o zaten iktidarın, sarayın tetikçisi. Ekonomik olarak bir ciddi ambargo uyguluyorlar. Bize selam vermeye korkan insanlar var Türkiye'de. Ya özellikle iş aleminde. Ama biz şu an Türkiye'de 48 vilayette örgütlenmemizi tamamladık. Ve bu merkez sağ oyları biz alacağız. Keşke Türkiye'de bu merkez sağ oyları alabilecek bir parti olsaydı. Biz de hiç olmazsa tekrar böyle bir mücadelenin içine girmek zorunda kalmazdık. Ama yapamadılar bunu. Ne Cumhuriyet Halk Partisi yaptı ne de İyi Parti yapabildi. Olmadı. Yani AKP'nin oyları düşüyor. Bu bir gerçek. Ciddi şekilde düşüyor. Tamam. Peki CHP'nin oyları artıyor mu? Hayır, artmıyor. %20 ile 25 bandında kalıyor. Bu arada İyi Parti'yi biraz parlatmaya çalışıyorlar. Onun aldığı oy da veya alabileceği oy şu anki şeylere göre %12, %13 civarında. Bu oylar bakıyorsunuz %30-35 civarında kararsız oy gösteriyor bütün anketler. Bunlar kararsız değil. Bunlar AKP'ye oy vermek istemiyorlar. Evet. Ama bunlar mevcut muhalefet partilerinde oy vermek istemiyorlar. Eğer biz başarılı olamazsak bu oylar AKP'ye gider tekrar. Tekrar AKP'ye gider. Onun için bizim işimiz hem kutsal hem çok zor bir iş yapıyoruz biz bugünkü şartlarda. İnşallah muvaffak olacağız. Dileriz. Şimdi siz de ismini zikrettiniz, Mehmet Ağar 90'lardan sonra birdenbire ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakınlığıyla gündeme geldi. Ama AKP de iktidara gelirken temiz toplum sloganları atmıştı. Mafyayı temizleyeceğini iddia etmişti. Yalnız Sedat Peker'in 6 videosuna baktığımızda aslında iktidarın nasıl mafyalaştığını, mafyanın nasıl devletleştiğini gördük. Neler söylemek istersiniz Mehmet Ağar'ın tekrar bu kadar sahnede olmasıyla ilgili? Şimdi Mehmet Ağar, sadece Mehmet Ağar değil bu olayda. Dikkat ediyorsanız geçmişte merkez sağ temsil eden Doğru Yol Partisi'nin 3 tane genel başkanı bugün sarayın bekçisi. Bir tanesi Tansu Çiller, bir tanesi Mehmet Ağar. Bunlar Doğru Yol'da genel başkanlık yaptı. Bir tanesi de bu son olayların kahramanı Süleyman Soylu. Şeyin tabiri, Sedat Peker'in tarifiyle cici sülü diyor ya, Süleyman Soylu. Ve bunlar hepsi şimdi merkez sağa berhava ettiler ve buraya sığındılar. Tabii ne karşılıklarında bu görevlerini yerine getirdiler? Onlar önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde konuşulacak zaten. Evet, AKP 3Y ile geldi. İşte yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar diye. Evet, mafyayı temizleyeceğiz dediler. Temizlediler. Temizlediler ama kendileri mafya oldu. Yani başkalarının bu tip işleri yapmalarını asla izin vermiyorlar. Bugün Süleyman Soylu'nun bir açıklaması var. Dün TRT'de yaptı. Siz de dinlemişsinizdir. Diyor ki bir milletvekiline her ay 10 bin dolar para veriyordu Sedat Peker. Ben de bugün kendisine sordum. Dedim ki nereden biliyorsun 10 bin dolar verdiğini? Senin bu bilgiye sahip olabilmen için ya parayı verenin sana bunu söylemesi lazım ya parayı alanın bunu sana söylemesi lazım. Biri rüşvet alıyorsa kendini yakmak için ben her ay 10 bin dolar alıyorum diyemez. Veren sana bunu söylemiştir. Yani Sedat Peker söylemiştir büyük bir ihtimalle. O zaman o kadar yakınsınız ki Sedat Peker'le.
rüşvet verdiği olayı dahi size söylüyor bunlar. Efendim bunlar Türk Devleti'ne yakışmayan olaylar. Bunlar normal bir demokrasiye yakışmayan olaylar. Benim AKP ile mücadelemin en önemli noktası Türkiye'de siyasetteki ahlakı yok ettiler. Hiçbir zaman biz böyle bir dönem yaşamadık. Bak yurt dışı basını da takip etmeye çalışıyoruz. Bak mesela neymiş? Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey doktorasında intihal yaptığı gerekçesiyle diploması, doktorası iptal edilmiş. Bakan istifa etmiş bakanlıktan. Bizde bakan kocasından mal alıyor bakanlığına. Bu tespit ediliyor. Pahalı mal alıyor. Pahalı veya ucuz alması zaten mümkün değil. Etik değil en azından. Ama bu kadının yargılanmasıyla ilgili veya bu dosyanın soruşturma açılmasıyla ilgili önerge AKP ve MHP oyları tarafından reddediliyor. Böyle bir şey görmedik biz. Türk Devleti dünyada çok itibarsız hale getirildi. İnanır mısınız? Sevr döneminde dahi Türkiye bu kadar itibarsız olmadı. Bu kadar kendini paraya, yolsuzluklara, ahlaksızlıklara kaptırmış bir iktidar biz görmedik. Türk milleti de görmedi. Alışmadık biz böyle şeylere. Ama şimdi bunlar hakikaten perişan ettiler ortalığı. Şu hali görebiliyor musunuz? Sedat Peker denen bir organize suç örgütünün başı bu iktidarı sallıyor. Daha bu konuşuyor. Yeni konuşmaya başladı bu adam. Biz bu olayları biliyoruz. Türk milleti de biliyor bu olayları. Görüyor bu olayları. Ama o kadar yoğun bir baskı uyguladılar ki. Hatırlayın 17-25 olaylarında Türkiye'de bir sürü ses kasetleri dinledik biz. Ve bu kasetlerin doğruluğu sonra adli tıp tarafından hepsi tasdik edildi. Yurt dışında Amerika'da da bunlar doğru olduğu yani montaj olmadığı tespit edildi. Para sıfırlamaları, ayakkabı kutularındaki paralar, tüm bunlar hepsi bir rezillik döküldü ortaya. Ama iktidar hiç bunları önemsemedi. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor tekrar. Türk milletinin üstüne de şöyle bir baskı uyguladılar. Bir defa bütün medyayı ellerine geçirdiler. Onun ötesinde de dini çok güzel kullandılar. Yani dikkat ediyorsanız Tayyip Bey her cuma günü cuma namazından çıkışta caminin avlusunda çıkar konuşma yapar. Yani. O bir bugün defa, yapmadı. Herhalde artık caminin de yani cuma namazının da ona fayda getirmeyeceğini gördü. Ne zaman yapacak onu da bilmiyorum. Ama bunlar defalarca oldu. Eline Kur'an alındı veya gidildi bir yerde Kur'an okundu. Bunlar herkesin inancı kendine yani kendi inancını kendin yaşayacaksın sen. Gösteriş yapamazsın. Dini kullanarak da Türkiye'de özellikle cahil, mütedeyyin kitleyi çok kötü etkilediler. Ama artık mızrağın ucu o kesime batmaya başladı. Çünkü artık tencerelerinde yemek kaynamıyor, dert kaynıyor artık tencerelerinde. Bunların oyları çok daha düşecek. Evet. Mehmet Ağar'a gelirsek tekrar, Susurluk skandalından sonra bu dönem Sedat Peker'in açıklamalarının Susurluk'tan daha üst düzey olaylara işaret ettiği gibi yorumlar var. Kendisi hakkında uyuşturucu kaçakçılığından cinayete, işte bir kadının tecavüz edilip öldürülmesine oğlu tarafından bir sürü şaibe var. En son Marina'da ben burada olmasam mafya buraya çökecekti gibi bir açıklaması vardı. Sonra özür diledi gerçi ama Mehmet Ağar'ın bu durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mehmet Ağar bir görevli. Yani esasında Türkiye'de bütün bu olayların, yolsuzluk olaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dışında olması mümkün değil. Mümkün değil. AKP'den tek ses duyabiliyor musunuz siz şu an? Böyle bir rezillik ortamda dahi tek ses çıkmıyor AKP'den. Kimse Tayyip Bey'den izin almadan hiçbir şey yapamaz. Siz bir bakanı. Mehmet Ağar da aynı şekilde. Tayyip Bey'e tamamen ram olmuş bu vaziyette. Evet bunlar hepsi doğrudur. Bu önümüzdeki günlerde daha da açıklanacak. Daha cinayetler var açıklanacak. Ne Türkiye'de gibi? Türkiye'de siyasi cinayetler var. Şimdilik tabii bunları yer ve zaman vererek açıklamak şu an için mümkün değil. Ama önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Ben bundan aylar önce AKP bir siyasi parti değildir. AKP organize suç örgütüdür.
o şekilde yönetiliyor dedim. Beni mahkemeye verdi. Bir sürü mahkemem var zaten ya. Şimdi suç örgütünden beter hale geldiklerini bütün Türk milleti anladı. Mafya öğretim merkezi gibi oldular yani. Her işin mafyası var. Bunlar siyasette affedilecek, bağışlanacak olaylar değil. Bunlar Türk milletine, binlerce yıllık Türk devletine yapılabilecek en büyük hakaret bunların yaptığı. Mehmet Ağar'a gelince Mehmet Ağar o sonra özür diledi. Yani buraya mafya çöker dediği şeyi ağzından kaçırarak söyleyecek bir insan değil. Ben iyi tanırım Mehmet Ağar'ı. Mehmet Ağar Adalet Bakanlığı yapmış, İçişleri Bakanlığı yapmış, Emniyet Genel Müdürlüğü yapmış. 1990'lardaki özellikle uyuşturucu ticaretindeki çok ciddi müdahalelerde bulunmuş. Ondan sonra Susurluk olayında başrolü oynamış, mahkum olmuş bir adam. Zeki bir adamdır Mehmet Ağar. Bu lafı ağzından kaçırmaz söylediği lafı. O zaman tek bir kelimelik bir şey değil bu cümle. Bunu Tayyip Bey'e işaret olarak veriyor. Benim bugün gördüğüm bu. Aynı şekilde Sedat Peker de dikkat ediyorsanız Süleyman Soylu'ya veyahut da başka AKP'li milletvekillerine yükleniyor ama Tayyip Bey'e bir şey söylemiyor. İkisi de yani reis sen ne dediysen biz onu yaptık. Ona göre bizi de kolla demek istiyorlar ama Tayyip Bey'in kendisinin kullanacak hali kalmadı Ezra Hanım. Evet. Evet yani bir insanları belli bir dönem için kandırabilirsiniz ama sürekli olarak bir milleti kandırmak mümkün değildir. Kandırabilirsiniz milleti de belli bir dönem için. Almanya'da da Hitler kandırdı. Yani Almanya gibi bir eğitimli bir millet dahi ona inandı. Değil ki Türkiye'dekiler Tayyip'e inanmasın. Çok çirkin olaylar olabilir Türkiye'de bundan sonra ama bu mücadele devam edecek. Şu gösterdiğiniz resimlere bakar mısınız? Yani bugün iktidarın ortağı, en büyük destekçisi Devlet Bahçeli Alaaddin Çakıcı denen o da bir mafya babası. Onunla beraber onun daha doğrusu tahliye olmasıyla ilgili çok ciddi mücadele veriyor. Ve kendisini bir ülküdaşı, arkadaşı olarak tanıtıyor. Böyle bir olay dünyanın hiçbir demokratik rejiminde olmaz. Süleyman Soylu'nun açıklamalarını dinledim dediniz. Oradan da biraz sormak isterim. Diyor ki ben şu hayatta işte mafyayı hiç sevmem, organize suç örgütlerini hiç sevmem ama siz de söylediniz. Devlet Bahçeli, Alaaddin Çakıcı'yı hapishanede ziyaret etti, hastanede ziyaret etti, af çıkarttırdı özel olarak. Şimdi bunların hiçbirini bilmiyor olamaz değil mi Süleyman Soylu? Kürşat Yılmaz'a daha dün değil ondan önceki gün bir beraat kararı verildi. Tüm bunları neye dayanarak söylüyor Süleyman Soylu mücadele etmiş mafyayla, organize suç örgütüyle? Hiçbir şeyle mücadele ettiği falan yok. Biz Süleyman Soylu'yu çok iyi tanırız. Babası Hasan Soylu, ben Doğru Yol Partisi'nde genel başkan yardımcısıyken bizim Gazi Osman Paşa ilçe başkanımızdı. Biz o aileyi de çok iyi tanırız. Süleyman Soylu öyle 5-6 metrekarelik bir yazıhanesi vardı. Orada sigorta ajantası olarak çalışırdı. Yani herkese gelir işte sigortanı bana ver, primini ben alayım diye böyle. Ama şimdi Süleyman Soylu'nun kardeşi İstanbul'da açtığı yazıhanede iş adamlarını çağırabiliyor. İşte senin ismin böyle bir dosyada geçiyor. 5 milyon dolar ver, 10 milyon. Bunlar, inanın bunlar her yerde konuşuluyor. Çocuğunun altında 1,5 milyon dolarlık bir araba var. Yeğenleri aynı şekilde. Bunların hiçbir şeyle uğraştıkları yok. Dedim ya, mafya devlet olmuş artık. Yani devlet mafya olmuş. Veya nasıl kolayınıza gidiyorsa öyle algılayabilirsiniz. Bunların devlet adına yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ezo Hanım, yani siyaset namuslu insanların işidir. Siyaset dürüst insanların işidir. Siyasette bu şekilde çok kısa zamanda zengin olabilirsiniz ama inanın o parayı yiyemezsiniz. Yedirmezler, mümkün değil. Bu devlet eğer ayakta duruyorsa, Türk devleti bugün, bütün dışarıdaki emperyalistlerin oyunlarına, içerideki tarikatlara,
efendime söyleyeyim, satılmış insanlara rağmen bu devlet ayakta durabiliyorsa çok namuslu, dürüst bürokratlarının da bunda büyük etkisi var. Namuslu, dürüst siyasetçilerin de bunda etkisi var. Biz olayları biliyoruz, takip ediyoruz ve mutlaka ve mutlaka bunların hesabı sorulacak. Bugüne kadar her yapanın yanına kâr kaldı Ezo Hanım. Dikkat edin, Demokrat Parti tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden devraldığında sloganı "biz devri sabık yaratmayacağız" oldu. Şimdi bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar, Özgür Özel ve diğerleri de "biz devri sabık yaratmayacağız" diyorlar. Yani bizim üstümüze gelmeyin, biz de sizin üstünüze gitmeyelim gibi anlaşılabilecek bir söz söylüyorlar. Biz diyoruz ki doğru parti olarak biz devri sabık yaratacağız. Mutlaka ve mutlaka biz hesap soracağız. Bu hesap soracak vaziyete de çok kısa zamanda geleceğiz. Göreceksiniz, ölmezsek 2-3 ay içinde biz belli bir seviyeye geleceğiz Türkiye'de ve sizle tekrar konuşacağız zaten. Evet. Herkes hesabını vermeli. Hesap vermek çok güzel bir şey. İnsanı rahatlatır. Tayyip Bey'in çok eski halini de biz çok iyi biliyoruz. 1979 yılından beri ben onları çok iyi tanıyorum. Bugün Süleyman Soylu'nun söylediği, bir milletvekiline 10 bin dolar her ay Sedat Peker veriyordu dediği kişi Metin Külüktür. Yani bu Tayyip Bey'le beraber çocukluk arkadaşıdır bunlar. Bunlar 1979 yılında Hümeyni İran'a geldikten sonra Türkiye'de görevlendirdiği Ali Ekber Mehdipur ajanının adlı ajanın, evet, İran'ın Türkiye ajanının elemanlarıydılar. Beraber çalışıyorlardı bunlar. Ben bunları hep söyledim. O zaman kimse bana inanmadı televizyonlarda. Ama ben bunları biliyorum. Bunlar devletin kayıtlarında var hepsi. Siz diyorsunuz ki şimdi bana neden böyle bu mafya gibi oldu? İşin başındaki bunu yaparsa herkes onu yapar. İçişleri Bakanı bunu yaparsa oradaki karakoldaki müdür de, o ildeki emniyet müdürü de bunlar tarafından geldiği için, bunlar gittiğinde kendilerinin de gideceğini bildikleri için herkes kendi dünyalığını yapmaya çalışıyor. Bu suça bulaşmış bürokratların, suça bulaşmış siyasetçilerin sürekli "aman biz PKK ile FETÖ ile mücadele ediyoruz, bunlar hep onların kumpasları, biz onlarla mücadele ettiğimiz için üstümüze geliyorlar, biz devletimiz için yaşıyoruz" bu milliyetçi sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Suç örter mi milliyetçilik? Bunlar komedi bunlar. Utanmaz bunlar. Milliyetçi insan, memleketini seven, milletini seven insan bir defa her şeyden evvel namuslu olmak zorunda. Namuslu olmak zorunda. Bunlar kendi hırsızlıklarını, kendi ahlaksızlıklarını, kendi soygunlarını örtmek için bunu söylerler. Biz devletin haberi vardı. Devlet bize bunu söyledi. Biz ne yaptıysak devletimiz için yaptık. Hiç böyle bir şey yok esasında. Yok böyle bir şey. Bürokrat olarak da siyasetçi olarak da gelirsiniz. Hizmetinizi yaparsınız. Teşekkür de bekleyemezsiniz. Kimsenin size "bravo, iyi iş yaptın" demesini de beklemezsiniz. Süreniz bitince çekilir gidersiniz. Bu devlet binlerce yıldır böyle yönetildi. Böyle bir şey olmaz. Onların bu palavraları, yani kendilerini örtmek için yaptıkları işler. Yani ona bakarsan bunları zamanında Mehmet Ali Ağca da söyledi hepsini. Evet. Ne bileyim, diğerleri de söyledi. Doğru şeyler değil bunlar Hüsa Hanım. Doğru şeyler. Erdoğan'ın sessizliğini neye yoruyorsunuz? Bu da son sorum olsun. Süremiz de azaldı. Erdoğan'ın sessizliğini neye yoruyorsunuz? Bir de Soylu'yu istifa ettirirler mi sizce? Şimdi tabii bunların iç meseleleri, yani dediğim gibi siyaset, normal siyaset bilimine göre değerlendiremeyiz bunları. Ahlaki seviyeleri çok düşük olduğu için, yani siyaset anlayışları da çok düşük olduğu için ne yapacakları belli olmaz. Ama Tayyip Bey'in sessizliği, Tayyip Bey zora her girdiğinde sessiz kalır. Hatırlayın, bütün olaylarda böyle olmuştur bu. 17-25'te de böyle olmuştur. Kısık sesle oğluyla konuştuğunu bugün gibi hatırlıyorum. "Aman oğlum, paralar bitti mi? Dur konuşma." Bunları hep yaşadık, gördük. Şimdi de o kadar kötü bir durumdalar ki kendi işlerinde bir parça, yani çok az sayıda
Yolsuzluğa bulaşmamış insanların çok ciddi tepkileri var. Toplumdan çok ciddi tepki görüyorlar. Kendi içlerinden ama dışarı yansıtmıyorlar onları. Ama Tayyip Bey bu işi götürmek zorunda. Bakın Tayyip Bey Amerika tarafından rehin alınmış bir insan. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı şu an mal varlığı sebebiyle Amerika tarafından rehin alınmış bir kişi. O da Devlet Bahçeli'yi rehin almış. Devlet Bahçeli'nin herkesin bildiği kasetlerinden veya nelerindense işte. Ama tam tersi olduğu iddiaları da var. Bahçeli'nin Erdoğan'ı rehin aldı. Şimdi yeni yeni olmaya başladı. Erdoğan gittikçe kendi adamları tarafından berbat hale gelmeye getirilmeye başladıktan sonra Devlet Bahçeli'nin de biraz beli doğruldu. Türkiye'de Tayyip Bey'in sesi çıkarsa bilin ki hani mezarlıktan akşam gece vakti geçerken korktu anlaşılmasın diye ıslık çalan veya yüksek sesle konuşan insanlar olur ya, onun gibi olur. Bundan sonra artık bu kumaş dikiş tutmaz Ezo Hanım. Mümkün değil tutması. Artık bu patlayacaktır ama bugün ama yarın Türkiye'de bir zaman Bülent Arınç'ın dediği gibi şimdi gerçekten bağırsaklarını temizliyor Türkiye. Bunlar atılacak. Türk milleti layık değil böyle bir yönetime. Evet. Yani ne gerekiyorsa o yapılacak. Ben onu söylüyorum. Yani bayramda Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştük. Diğer arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Hepsiyle görüşüyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa fedakarlık olarak. Türkiye'nin tekrar bir dünyada itibarlı bir hale gelmesi için demokrasisini Avrupa standartlarının üstünde hatta aynı seviyede getirebilmesi için kişi hak ve özgürlüklerinin, hukuk devletinin, laik cumhuriyetin tekrardan Türk devletine hakim olması için her türlü fedakarlık yapılacak. Buna inanın yani. Evet, Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ezo Hanım, ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, iyi akşamlar. Bu akşam Odak programında Türkiye siyasetindeki son durumu Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu değerlendirdi. İyi akşamlar.